Grand hoş geldiniz ben abi. Bugün size böyle altın ordu kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bizi izleyin. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Şimdi en son ligde iki tane mağlubiyetimiz zaten simülasyon şeklinde gidiyoruz. Lig önemli değil. Önemli olan Ulusal Kupa. Ulusal Kupayı alırsak çünkü seneye Avrupa Ligi'ne veya da Konferans Ligi'ne bir yere katılma şansımız olacak. Ve Ulusal Kupa'da da öyle bir şans var ki Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Finalde büyük ihtimalle Galatasaray gelecek. Kolay eşleşme varken gittik Fenerbahçe çekmekte. Hiç iyi olmadı. Şimdi ligi simülasyonda gitmek sebebi zaten bir baktık yeniyoruz herkesi üstüne üstüne gidiyoruz. Zaten ligin üstünde bir takım kurmuşuz zaten. Onu da şuradan görebilirsiniz. Şöyle bunları biraz hızlı geçtim ama Zaten göreceğiz. Şimdi Ziyaret biri sakatlanmış. Ronaldo zaten ligin üstünde bir forvet. Onun dışında gir. Zaten normalmiş. Ronaldo taşıyor gibi takımı ama Ronaldo taşıyor da bir istatistiklere bir bakalım. İstatistiklerde en golcü Ronaldo'ymış. 25 gol atmış Ronaldo gördüğünüz üzere. Diğer forvetimiz nereden? Diğer forvetleri göremiyorum. Ziyaret'i 14 gol atmış ama tabii Ronaldo'nun katkısı 9'da asisti var. Ziyaret'in 5 asisti var. 6.8'lik oynuyor ama Ziret'o 6.3. Yani Ronaldo'nun farkı belli oluyor cidden. Takımı bir diz diyelim. Takım bir sıkıntı yok maç atla diyelim. Adana Spor. O Altınordu Lig şampiyonluğu peşinde ha. Gazeteyi de sonunda görmüş olduk. Heyecan dolu bir senaryo ortaya çıkıyor. Çünkü Altınordu Lig'in şampiyonluğu kazanma eşiğinde. Bir sonraki maç kulüp için darin bir an olabilir. Sadece bir beraberlikle kupayı garantilemek için tartarlar heyecanlı bahisler yüksek. Futbol unutulmaz bir bölüm sunmaya hazırlanıyordu ha. Yıl iki. İkinci yılıymış gazetenin hafta 32 diyor. Ha oyundaki yıla göre yapıyormuş. Neyse şu kadroyu tekrar dizleyelim. Tuzla Spor karşısında maçı sümle edelim. Tuzla Spor'da Zireton'un golüyle iki golüyle galibiyeti alıyoruz. Şampiyonluk kutlaması olsa güzel oldu ama maalesef şampiyonluk kutlaması yok. Kupayı bu şekilde. Ee, yeni kupa kazandı. İkinci küme kupası artık senin hızını kaybetme diyor. 10 box ödül. %8 kupalar diyor. 22 kupa kazanmışım toplam totalde bakıyor galiba bu genel olarak tüm kupalara bakıyor oyunun ana sayfasına gittiğin zaman belli oluyor bir oyuncumuz e, kart cezalı. hemen şöyle şey yapalım pendik maçına şöyle maç atla diyelim önemli olan Fenerbahçe maçı Furkan Metin 10 kişi kaldık önemli değil başarı kilidi de geldi ekranlara görünüyor mu? görünüyor tamam ekranlar görüyor Galatasaray 3-1 Lazio karşısında ilk maçı kaybediyor Tabi orada başka takım var mıydı bilmiyorum Samsun yani şu şey maçında sakatlık olmasa sevinir. Bu arada bizim sakatlık veya da herhangi bir kartımız var mı? Ona da bir bakalım. 1-0 yeni Üçüncü mağlubiyetimizi alıyoruz. mı sakatlık ve enerji basma şeyimiz varmış. Ve Fenerbahçe'ye karşı zero to falan hazır. Herkes hazır. Bu arada burada şeyi çevirince gariplik oluyor. Mahuson imlecini. Bu arada Monsun imlece gözüküyor. Ben bunu görünmez yapmıştım normalde. Ha bir dakika yanlış yerden yanlış yerden kayıt alıyormuşum. Tamam düzelttim. Şimdi Fenerbahçe ile Ulusal Kupa'da Hatay bak Hatay çeksek rahat bir şekilde finale gidecekken şimdi Galatasaray şey Fenerbahçe karşısında zorlanarak finale çıkacağız. Yani yenebilirsek tabii. Fenerbahçe atakta tabii hızlı bir şekilde geliyorlar ve gol atıyorlar. Bizim mal gibi herkes bakıyor yani. İkinci bir atak penaltıyla oluyor. Onu da yiyoruz. Yani kupayı alamayacağız belli oldu. Fenerbahçe karşısında kazanma şansımız yok yani. Üç tane fırsat yakaladılar. Üçünü de atıyorlar. Basuayı. Bize fırsat vermezler ya. Finalde olsa her şekilde alırdık ama finalde olmadığımız mısın? Aha Fenerbahçe dördüncü gole geliyor. Atamadılar. Orada kayabilirdik ama olmadı. 3 bize atak şansı. Bakalım oyun beraberlik yakalama şansı verecek mi? Şimdi Osman Doğan'la gidiyormuşuz. Şöyle Osman Doğan garanti almak istedim ve goril garanti aldım. Yani öyle bir açı verdiler ki bana açarsanız böyle atarım. 3-1 oldu ama sıkıntı durum. Al, oyuncumuz sakat. Ronaldo sakatlığından bir de yani başka oyuncu yokmuş gibi. Hadi dostum o kadar titredin dön. Sakatlığı iyileştirmeye bastan burada yararlı olur mu? Tıpkı ikiti. Evet Ronaldo. Sağlara geri dönüyor. <laughs> Bastık Ronaldo ikiti. Çünkü Ronaldo önemli. Galatasaray'da Hatay karşısında 1 öne geçmiş. Şimdi yine Osman Doğan. Osman Doğan bu tarafa bir yürü. Güzel. Osman Doğan ikinci golünü atıyor Ve burada gördüğünüz gibi Osman attı golünü. Ee, dakika 40'da fark bire indi. Şu an 10 kişi kaldılar. Bakalım bu fırsat değerlendirebilecek miyiz? 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında. Şimdi Ronaldo şöyle düşündük güzel. Hadi be. O tekrar şansı. Ya niye atamadık ya? tam 3-3 yapabildik. Hadi bakalım. Dön. Güzel. Zireto. Yapma be oğlum niye ikidir fırsat kaçırıyoruz? 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında bir anda efsane geri dönüş yapsak da bir türlü fırsatlar değerlendiremiyoruz. Fırsatlar üzerine fırsatlar. Umutsuzlukla başlamıştık. 3 gol yiyince dedik ki bu maç dönmez demiştik. Ama bu maç dönüyor ve biz de üzerine üzerine hata yapmaya devam ediyoruz. Satılmışın asistini değerlendiriyoruz. Yani bu kadar da olmaz ya. Çok kötü oynuyorum ya cidden. İki gol attık. Üçüncü ve dördüncü golleri kaçırdık. Sonrasında beşinci fırsatı gole çevirdik bari. Fenerbahçe geliyor şu anda. Ee, çok enteresan bir şekilde top. Gelmiyormuş Fenerbahçe galiba. Hocam o top çıktı. Niye bakıyorsun? Oyunun garip ve enteresan olayı oldu. Ulan kazanmışlarımız maçmış bu be. Oyun bize iki fırsat fazladan verdi. Hiç, hiç beklemiyordum açıkçası. Eşit fırsatlar vermiş hatta. 3-3 bitiyor şanssızlık diyelim. Yapacak hiçbir şey yok. Bayern Münih şöyle bakıyoruz burada baş şampiyonlar ligi. Avrupa liginde tabi Galatasaray elenmiş görünüş. O ki. Evet gördüğünüz gibi elenmiş. Beşiktaş da eleniyor bu arada. Slavia Praga bak Atletik Kulübü eleyerek son iki tura atlıyor. Ee, şöyle kadroyu bir dizelim. Ve evet, Giros'un maçını şöyle simüle edelim. Osman Doğan Ronaldo'nun golleriyle 2-1 kazanıyoruz Giros'un karşısında. Fenerbahçe'ye karşı şöyle bir kadroyu diziyoruz. Yorgun oyuncular var gibi. Fonte stoper. Et kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Ve Fenerbahçe karşısına bakalım neler olacak. İlk maçta neredeyse fırsatları teperek galibiyeti kaçırdık. Şu dakikaya kadar bir pozisyon olmadı. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe yine ilk atakla başlıyor. Güzel kestik ama hatta kesememişiz. Aa top girdi kaldı. Hah. Adam topun içine girdi kaldı. Güzel ilk pozisyonu kestik ama ikinci pozisyon için geliyorlar. İkinci fırsat. Güzel. Var ya iyi kestik orada yine. Fenerbahçe'nin ikinci fırsatını yine kesiyoruz. Güzel atak şansı. Ronaldo yok Kallius'muş. Şimdi Ronaldo'ya verdik. Şimdi orada Zirato'ya vermek zorunda kaldık. Zirato açık kale. Kale resmen açık bıraktı. Yani Zirato'ya çok rahat. Yani burada Ronaldo önünü kapatmasaydı iyi Ronaldo'da atardık. İlk 1-0 öndeyiz Fenerbahçe atakta. Orada Kaymışız. Hadi be Güzel kalecide kaldı. Var ya şut çekeceğini düşünerek kaydım. Ama ka Şey oldu Güzel kalecide Kaldı yine. Kalecimiz tutmaya başladı Hayret geçen maç 3 tane yemiştin. Bu maç tutmaya Başladın. Hadi bakalım Geç Geçen maçta bizi bayağı da kaçırmıştık. Aha Çok sıkıntılı bir durum Kaleci ne yapıyorsun ya? Yatsana önüne önüne yat kay bir şey yap yani kaleci dakika 80 altın orada atakta bu golü atarsak tur atlıyoruz şimdi Z Z gidiyor Z Ronaldo'ya ver Ronaldo ağzını kırayım İşte bu Ronaldo'yla atıyoruz burada var ya Birinci de olmadı. Döndük, şutu çektik ve toparlarla buluşturduk. Ronaldo ve Fenerbahçe yine 10 kişi kaldı. Ve kazanıyoruz. İki fırsat ikisini de gole çevirdik. Evet bugün fırsatları değerlendirdik. Ve bir sonraki zorraf finalde Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bayern Munich City, Barcelona, Liverpool tur atlamayı başarıyor. Burada da Katafa, Atalanta, Altın Ordu, Manisa karşısında şöyle maçı Ronaldo'nun golüyle kazanıyoruz. Güzel. Lig bitmedim daha. Bir dakika fikstüre bir bakalım. Kayseri maçı kalmış. Kayseri maçından sonra bir istatistiklere bakalım. Gol kralı kim oldu? Sem atıyor 45 artı 1'de ve kazanıyoruz. Ligde 3 kere mağlup olup 4 kere beraber 29 galibiyet almışız. 91 puanla şampiyon olmaya başlıyoruz. Bolu Şanlıurfa Afyon Spor, ligden düşüyor. Asist kralında Pendik'te çekici çıkmış. Acaba Pendik'te o kadar asist yapmak ligde 4'ünü bitirmişler. Gol kralı Bandırma'dan çıkıyor. Digits'te. Şimdi Ronaldo 21'e atmış. E Bandırma ne yapmış? Bandırma o kadar gol atmış ama 7. Hiçbir şey fotoya girememişler. Şimdi şöyle birçok şeyi hızlı bir şekilde simülasyonla gidiyoruz. Tuzla Kayseri. 2. Küme. Yetenek Avcısı. Yetenek Avcısı istediğimiz oyuncu bulması isterdim ama bulmuyor maalesef. Ronaldo 29 gol 12 asistle. Isister bu şekilde göstereyim hızlı bir şekilde. Zireto nerede? Zireto. Zireto 17 gol. 60. Gördüğünüz gibi istatistiklerde hızlı bir şekilde göstermiş oldum. E, yetenek avcısına bir son görev bir bakalım. 21 yaşında bir oyuncu bulmuş ama 79 potansiyeli varmış. Bunu yapıştıralım. 970 değeri varmış ama verirler mi? Reddettiler. O zaman şöyle yapalım. 1.1'e verirler mi? Acaba 1.1'de 1.2'ye verirler mi? Kabul ettiler. Güzel. Divoni. Bir dakika bu arada Çiğ'i kaçırdı. 63'lük sağ kanat. Potansiyelinden dolayı aldık ama 21 yaşındaki oyuncuya da bilmiyorum. Gibi 77 potansiyel. Oğlum 79 diyordun. Niye kandırıyorsun adamı? Son göreve bir girelim. 29 yaşında bunu geç. 1.6 69'lukmuş zaten. Fazla bir potansiyeli yok. Sana bir görev verelim. Herhangi diyelim. Keşke yaş seçebilsek güzel oldu. 12 hafta sonra bakalım kimleri bulacağım. Kadromuz gördüğünüz gibi hazır. Bakalım Galatasaray karşısında ne olacak. Şöyle maça doğru gidelim. Haydi bakalım. Galatasaray'daki dakika 19'da ilk ataklarına geliyorlar. Bizim oyuncu yaklaş ağzını kırdım yaklaş ya. Şu oyuncuların mallığına sinir oluyorum ya. Adam üstüne gitmiyor. Al topu yine adamlarda ya. Ha şöyle gidin dibine gidin. Gidin ki topu müdahale edelim. Uzaklaşmayın. Oyuncu bir varıyor bir uzaklaşıyor bir varıyor bu Savun yani adam adama. Ağzını kırayım. Hadi be ya, iki ardı hatta. 21'de 1-0 öne geçiren gol atıyor iki hardi Galatasaray 1-0 önde kupa finalin altın oldu güzel hadi bakalım bu fırsatı değerlendirmemiz lazım şimdi semleyiz ama kime pas vereceğim konusunda kararsızım şöyle bir pas verelim şimdi bir geri dönelim dön dön şimdi Ronaldo'yu gör şimdi semi gö şeyi gör şimdi atak yap bakalım ceza sahası için bur bakalım. Güzel. Zireto. Burada paslaşmalar sonucunda golü buluyoruz. Yani o defansta adamlar açmaya çalıştık. Bir türlü açtırmadılar yani. Ama sonuç olarak golü buluyoruz. Altınordu yine atakta. Firikik. Ağzını kırdım. Bu nasıl bir firikik ya? Kale nerede? Bana biri söyleyebilir mi? Kale nerede? Görsem kaleye atıcı ya. Bir tane kullan. Tamam kale tuşu şurada. Şöyle. Şöyle. Kaleci çıkardı be. Yani olmadan. Kaleyi görmediğim şeye free kick Yazık yani bu oyunda boşuna free kick var yani. Ben görmediğim yere nasıl şut çekeyim. Galatasaray atakta. Hadi bakalım. Güzel topu uzaklaştırdık. Adamlar da uzaklaştırın şu topu. Güzel. Şey, Galatasaray'dan çok fırsatlar oluyor. Galatasaray yine atakta ama net fırsat. Ve atıyor 2 abi. 90 artı 3. Yapacak hiçbir şey yok ya. İlk, ağzını kıracağım ya. Finalde kaybediyoruz. Lyon-Lazio. Lyon alıyor. Manchester United, chelsea alıyor. Çorum-Ankara ne alaka. Bayern Munich-City alıyor. City alıyor. Dünya Kupası. Dünya Kupası. Dünya Kupası. Fransa alıyor. E, Milli Kupalarda böyle bir şampiyonluklar olmuş. Neyse devam edelim. Haaland yılın futbolcusu oluyor Cristiano Ronaldo 29 gol. Altın e, Altınordu en büyük galibiyet. Bandırma en büyük yenilgi. Yani istatistikler görüyorsunuz zaten. Genel istatistikler bu şekilde. Devam. Yönetim takımın bu sezonki güzel başarından çok çok memnun. Devam. Sakarya'dan ve Kuzey Amerika e milli takımı bu. Milli takımdan teklif var. Tabi e, gitmiyoruz. Sakarya'ya niye gideyim ki ikinci küme? Ben Süper Lig'e çıkmışım. Teklifleri reddediyoruz. Ve üçüncü yılımız Süper Lig'deyiz. Küme düşme hattından uzak durulması isteniyormuş. Tamam. Ivan Kohler emekli olmaya karar verdi. Sonunda yani. Tahsin Kara Kulüp Gençlik Akademisi terfi etti. Bakın Tahsin Kara onun yerine geldi. Silva da emekli oldu. Yerine Şükrü Elmas geldi. Ronaldo da emekli oldu. Yerine Gökhan Yaşar geldi. Carlos Sanchez emekli oldu. Yerine Fatih Yavuz geldi. Evet ama emekli olmayanlar da var tabi. Gelen oyuncular nasıl hep beraber göreceğiz. Teklifler. Givoni 2 milyon teklif. Yani ben bu adama 1.2 aldım 2 milyon teklif. Osman Doğan'a güzel teklif var. Osman'ın geleceği parlak mı ona bir bakmamız lazım. Kalyus 18 milyon teklif vermiş. Kalyus'u bilmiyorum. Bir bakalım. Osman Doğan'a önce bir bakmak istiyorum. Osman Doğan 77 potansiyel var. Bence satma, satılmayalım. Şükrü Elmas 17 yaşında 77 potansiyel var. Gökhan Yaşar. Ya Gökhan kötü çıkmış ya. 65'lik çıkmış. İlk, İlker Akar altı Başka altyapıdan kim çıktı ya? Fatih çıktı. İlker çıktı galiba. stoper Bir de Forvet çıkmadı. Tahsin Kara çıkmış. O da düşük çıkmış ya. İyiler çıkmamış. Ama takım gençleşse de Fonten'e emekli olmadın ya. Şunlar emekli olsaydı iyiydi. Onların emekliliğini bekleyeceğiz. Ve paramızda şu an sıkıntı. Ee, başka eksik e, Osman Doğan'ı bilmiyorum. Satasım yok. Daha potansiyeli var satmayacağım. Bu sezon ligde kalmaya oynayacağız. Belli oldu. Ama iyi bir forvet alsak iyi olur. Osman şu anda. Yavuz orta sahada iyi. Sem gelişiyor. Satılmış. Yani genç yeteneği öneriniz varsa diyeceğim ama 1.3 milyonu var. Kalyusu mu satsak? Ne yapsak? Kaleye de bu arada ee, Tahsin Kara geçmiş. Yani bu takımla Süper Lig'de takılmaya çalışacağız ama düşmezsek iyi olur. Şöyle bir ilk maçı kimle başlayacağız? Kütahya'da bir hazırlık maçı varmış. Şu an Kayseri. Kupayı alabilsek iyiydi ama bilmiyorum bakalım. Neyse bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısalacakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.